Ne var? Abi yokluğa talipsen buyur gel. Bu kapı yokluk kapısı. Burada varlık yok, benlik yok, sen ben yok. Sana bana yer yok. Ne var? Allah ve Resulünden gayri bir şey kalmayacak. Senin gönül aleminde ve zahir aleminde. Öyle bir aşka tutulacağız ki ondan gayri bir şey kalmayacak bizim vücut ülkemizde. Bizden söz sahibi Allah olacak. Söz sahibi Resul olacak. O gün bugün diyeceğiz. O günkü Allah aynı Allah. Aynı. Bugün de aynı bizim Allah'ımız yani. O gün nasıl Resul'e hitap ettiyse Cebrail vasıtasıyla, o günkü Resul'den nasıl o günkü ümmete hitap ettiyse, o Allah öyle irşad etti o günkü ümmeti. Ondan önceki peygamberler de öyleydi. O Allah var ya, bugün de aynı Allah. Değişiklik yok. Onlara şah damarından yakın olan Allah bugün sana yakın. Aynı Allah. Allah'ta çoğalma, azalma diye bir şey yok ki. O mutlaktır, mutlak varlıktır yani. Biz de o mutlak varlıktan varız. O ruhundan ruh nefretmiş de onun için var görünüyoruz. O ruh da onun ruhu. Bizde tecelli eden onun ruhu. İşte bunun adına Ahmet demişler, Mehmet demişler. Bunlar işte gölgeden ibaret. Bir gölge oyunudur bu yani. Perdenin arkasına geçtiği zaman bir kişi. Perdenin önünde Hacivat Karagöz'ü gölge oyunu vardır değil mi? Malum. Değişik değişik karakterlere bürünür. Değişik değişik sesler çıkarır. Arkaya bir geçersin ki bir kişiymiş. Bir kişi oynatıyor onları. Bu kainatı bir kişi oynatıyor. O kudret eliyle. Allah'tır yani. Bütün bu alemi evren çeviren o yüce sonsuz kudret sahibi olan Allah'tır yani. Ama o sonsuz yüce, koca, büyük Allah'ı sen nasıl tanıyabilirsin ki? İşte onu küçük lokma yapman lazım. İndirgemiş, insan ismi koymuş, insana insan göndermiş. Demiş ki benim sırrım insan. İnsanı çözen, insanı keşfeden beni keşfeder, beni tanır, beni bulur. Eğer Allah'ı tanımak istiyor iseniz o günkü Resul'den bulacaksınız. Resul'ün tarif ettiği şekilde iman edeceksiniz. Resul'e itaat, Allah'a itaat. Ayetle sabit yani. Ne demek yani şimdi Resul'e itaat edince biz Allah'a mı itaat etmiş oluyoruz? Evet. Benim tarafı aliyemden diyor. Size ne verildiyse onu alın, neyi de nehyettiyse ondan uzak durun. Biz kendi tarafı aliyemizden ona vahyediyoruz. Biz istiyoruz ondan sizin öyle yapmanızı. Yoksa Allah kendini nereden isar edecek, nereden gösterecek, nereden konuşacak? Yani nasıl olacak yani? Allah insana insandan tecelli eder. İnsana insandan konuşur. Kelamı haktan işiten hakkı duyar. Kelamı Ahmet'ten Mehmet'ten işiten Ahmet'in Mehmet'in muhabbetini dinler. Biz kelamı haktan işitiyoruz. Biz hakka biat ettik. Biz Allah'a biat ettik. Biz sözü Allah'a verdik. Tövbeyi Allah'a yaptık. Ahmet'e, Mehmet'e tövbe etmedik biz. Resul'ün mazarından o günkü ümmet Allah'a biat etti. Ya daha doğrusu ona biat edenler Müslüman oldu, mümin oldu yani.
İslam'a dahil oldular. Bugün de hak mürşide biat edenler gerçek manada İslamiyet'i içselleştirip yaşayabilirler. Öbür türlü yüzeysel yaşarız abi. Yine namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız. İmkanımız varsa zekatımızı veririz, hacca gideriz. Kelimesini de biliyorsa kelime-i şehadet getiririz. Tamam, bu kadar. İşin kisvesi. Yüzeysel yani. Bu kadar yapmak bizi kurtarır mı? Yani kurtaran varsa aşk olsun. Sonra neyin için niye yaptığını bilmiyor isen bu taklitten öte geçmez. Bizi taklit iman kurtarmaz dostlar. Ne yapıp edip tahkik imanı ermemiz lazım. Tahkik imanı da kamil insandan tahsil edeceksin. Kitap okuyarak bu tahkik iman tahsil edilemez. Sadece ezberle bu yol yürünemez. İlmi haldir bu. O öğrendiğin ilmi hale dökme eğitimidir bu dervişlik. Mürşid-i Kamil sana hayatta bu dini İslam'ı yaşatmanın tarifini veriyor yani. Nasıl yaşayacaksın? Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Nasıl bileceğiz? Nasıl görüşeceğiz? Nasıl konuşacağız? O tanıdığımız, bildiğimiz Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? Tanımadığın bir Allah'a nasıl kulluk yapacaksın? Tanımadığın bir Resul'e nasıl ümmet olacaksın? Ya nasıl o yapacaksın ya? Hayalde mi olacak bunlar? Allah gerçek değil mi? Kur'an-ı Kerim'de buyurmuyor mu Allah? Allah gerçeğin ta kendisidir. Ayetle sabit bu. Allah gerçektir. Hayal ürünü değil ki. Peki Resul hayal mi? Hayalde mi ona rabıta yapacaksın? Rüyanda mı göreceksin kardeşim? O günkü sahabi rüyasında mı gördü Resul? Yoksa gerçeğine mi iman etti? Peki biz nerede bulacağız, nasıl bulacağız bu Resul'ü, bu peygamberi? Öyle ya, 1500 yıl evvel bu alemden geçti diyorsun, öldü diyorsun. Tövbe haşa. Bir yönü itibariyle evet öyle. Ama o bir yönü itibariyle sen ona biat ettiysen o yönünü, o yönü öldü. Geçmiş olsun. O yönüne biat edenler zaten süretinde kalanlar, ölmeden vazgeçenler. Peygamberin sağlığında vazgeçtiler. Peygamber zaten öldükten sonra da bu dini bıraktılar. Çoğu bıraktı yani. Zannetmeyin ki hepsi öyle devam etti. Yok, çoğu vazgeçti. Peygamber öldü dediler, sonra belirli bir ayetler işlerine gelmedi, bu bize uymuyor dedi, terk ettiler yani. Peygamberi sağlığında terk etti o günkü insanlıkta, sen hiç görmeden nasıl iman ettin kardeşim? Ne kendini kandırıyorsun? Bugün bul bir insan, iman et de göreyim hadi. Bul bir kamil, mürşidi kamil. Mürşidi Kamil masarından o Muhammediyeti bul, iman et de göreyim. Gerçek ümmet oluyor musun, olmuyor musun? Bugünün ümmeti sensin kardeş. Bugün Muhammediyeti giyinmiş bir hak mürşit bulacaksın. Gidip ona biat edeceksin. Al dediğini alıp, at dediğini atacaksın. Emre itaat, telkine sadakat göstereceksin. Allah ve Resulünü de o masarda bulup, o da sana sende bulduracak, kendinde bulacaksın, kendindekine iman edeceksin kardeşim. Allah da sende, Resulü de sende. Gerçek iman bu. Ama buna şahadet getirmek zor, kolay değil.
Bu hakikate erenlerin başını vurdular zaten, astılar, kestiler. Çünkü hayali iracat kolay. Gökteki Allah'a iman, ölmüş bir peygambere iman, ne güzel memleket. Tabii soran yok, eden yok, gören yok. Bu dünya kaldı bize, kafana göre takıl gitsin. Öyle değil. Sana göre, bana göre yok kardeş. Allah ve Resulüne göre olur. Ya bugün olmaz, bu devirde olmaz. Sana göre olmaz kardeş. Bu devirde olmaz, o zaman bu devirde ümmet de olmaz yani. O zaman bu iş bitmiş, dükkanı kapa abi. Muhammedsiz, tövbe aşı, Allahsız bu dünya yaşanır mı ya? Kafana göre yorumlu ayetleri, hadisleri. Bugün koca koca profesörler bir araya geliyor, bir ayet üzerine mutabık kalamıyorlar. Yani. O diyor öyle, bu diyor böyle. Ama ehli tevhid ne yapıyor? Alıyor ondan, hakikatini alıyor, zevk ediyor. Tartışma mevzusu yapmıyor o ayeti yani. Biz her şeyden bir zevk çıkarırız. Hadisten de zevk çıkarırız, ayetten de, hadisi kutsiden de, bir şarkıdan, türküden, her şeyden biz bir mana çıkarırız kardeşim. Maksat Allah'a yol bulmak ya. Allah burada ne demek istiyor? Ne istiyor? Bunu demiş dememiş mevzusu değil ha kardeşim. Bunun kavgasını yapacaksın da ne olacak yani? Ne demek istemiş? Mevzu bu. Tevhide mugayir bir şey değilse, aykırı uçlarda bir şey değilse biz oradan tevhide malzeme çıkarır, zevk ederiz ya. Yani. Zaten Kur'an-ı Kerim de öyle. Bir cümledir ama cilt cilt kitap yazarsın bir ayete. Sen böyle moto motolu bir ayette bırakamazsın ki. Öyle ehli var ki bir ayeti alır sana sayfalarca sohbet yapar. Kitap yazar yani. Öyle hikmet pınarları açılır ki. Sen şimdi ona diyebilir misin? Öyle bir şey demiyor. Bu olmaz. Değil mi? Bir beyti alıyorsun. Onu şerh ediyorsun yani. Cilt cilt kitap yazıyor yani Yunus'un bir beytine. Sen şimdi diyebilir misin? Bu da neymiş canım? Yunus böyle bir şey demiyor ki. Ya sana demiyor arkadaş, sende açılmıyor. Bak bunda nice cevherler var ya. Sen Kur'an-ı Kerim'i sadece bir cümleye, Fatiha suresini sadece 7 ayete sınırlayamazsın ki. Onca nice hikmetler var ya. Onun için ehli tevhid işin hikmetine bakar. Kavga malzemesi yapmaz. Ehli tevhid nereye giderse gitsin huzur, mutluluk götürür. Kavga götürmez. Bir ayet, hadis ne varsa ortada onu tevhide malzeme yapıp oradan zevk çıkarır yani. Yoksa koca koca profesör olmuşuz. Ama bir ayette mutabık kalamıyoruz. Niye? O öyle demek istemedi de bu böyle demek istemedi de orada indi burada inmedi. Ya bunlar teknik konular. Yani orada insan olur burada insan ne olur yani. Hikmeti ne hikmeti? Allah burada ne demek istiyor? Ne istiyor Allah bizden? Tanınmak istiyor, bilinmek istiyor kardeşim ya. Allah bu alemleri, bu alemi niçin halk etmiş? Bizi niçin var etmiş? Biz niye varız burada ya? Ne işimiz var burada? Ve bizi bu hale, bu şekle niye sokmuş Allah yani? Biz hiç yok idik. Hiç adımız, ismimiz, cismimiz dahi yok idi yani. Bizi var etmiş. Ve ruhundan da ruh üflemiş, bizi belirli bir kıvama getirmiş, biz onu anlayabilecek bir zeka vermiş, idrak vermiş. Niçin vermiş bunları? Ya tanınmak, bilinmek istiyor kardeşim. Allah'ı yegane bilici insandır.
İnsan yoksa Allah bilinemez. Varlığı da bir şey ifade etmez. İnsanla Allah bilinir, tanınır. Yegene kulluk yapabilecek varlık bilinçli olarak insandır yani. Allah'ı yücelten insandır. Allah'ın Allah'lığı insanla bilinebilir. Ona kulluk yapılır, Allah'lığı çıkar aşağıya. Düşün ki bir hoca var, talebe yok. Sen ordinalüs olsan ne olur? Kim bilecek senin ordinalüs olduğunu, profesör olduğunu kardeşim? Talebe yok ve hiç kimse yok, sadece sen varsın. Ama profesörsün, ordinalüssün, o ol. Ne ifade eder? Ama bir tane oraya bir talebe olsa, senden talep eden birisi olsa, talebe de kıymetlidir, sen de kıymetlisin. Talebe de çok kıymetli. Allah'ın indinde kulları çok değerli. Çok kıymetli. Allah'lığı öyle biliniyor. Mabutluğu öyle biliniyor. Abidle biliniyor yani. O abid ki onun yüceliğini keşfediyor, onun önünde eğiliyor yani. Bilinçli, şuurlu eğiliyor ama. Ve Allah'ı tanıdı, bildi, o yüce kudret sahibinin karşısında kendi aziyetini keşfetti. Bir yönü itibariyle o bir yönü, yüce olan yönüne secde ediyor. Sıfatları itibariyle kul, zatı itibariyle mabuttur ya. Bu da senin vücut ülkende oluyor kardeşim. Sıfatları itibariyle sen kulsun. Bir de zatı var. İşte zatına secde ediyorsun. O ehvali ilahiye dediğimizde amel boyutu işte. O fiilleriyle amel işliyorsun ya. E kimmiş bunların sahibi? Bunların sahibi Allah işte. Fail Allah, mevsuf Allah, zatıyla mevcut Allah'tır. İkinci bir varlığa yer yoktur. Sana düşen abduhu. Abduhu, abd. Kulluk, hiçlik, yokluk bize düştü. Varlık, yücelik ona düştü. Onun yeri. Bu idrake erebilirsek gerçek tahkik imana ermiş olacağız inşallah. Bu da hak mürşidin telkinleriyle olur. Başka türlü olma şansı yok abi. Her sohbette dile getirmeye çalışıyoruz. Yine tekrar olacak belki ama kitap okuyarak hani derler yüzme öğrenilemez. Öğrendim zannedersin suya girersin boğulursun ha. Kitap okuyarak da bu din tahsil edilemez ha. Okullarda, mekteplerde bu işin zahiri yönü tahsili yapılır. Kur'an okumak yani Arapça okumayı öğretilir, elifbe öğretilir vesaire. Yani okuması öğretilir ama yaşantı okullarda öğretilemez. Yaşantı hayatın içerisinde öğrenilir. Bir rabıta üzere yaşarsın yani. Sana der ki böyle artık bu saatten sonra böyle yaşayacaksın. Malumunuz Ramazan'da Mahmud Hüdayi'nin bir dizisi vardı. İzleyenleriniz var mıydı bilmiyorum. Geç saatlerde yayınlanıyordu. Yani Mahmud Hüdayi Hazretleri, Kadı Mahmud yani. Kadı olmadan önce naipti. Bu kadı dinimi bilmiyordu, diyanetimi bilmiyordu. Nice eğitimlerden geçiyor değil mi o makama gelebilmek için? Kadılık makamına gelebilmek için. Eğer kitaplı olsaydı bu iş, Mahmud Hüdayi Üftada Hazretlerine gidip biat etmezdi.
kadılığı bırakmaz idi. Kadılık makamını Bursa kadısıydı. Bursa kadılığını bırakıp gitti derviş oldu. O da yetmedi, sırtında ciğer sattırdılar çarşı pazarda. O da yetmedi, Ulu Cami'nin tuvaletlerini temizlettiler. Koca kadı bu ya. Biz kadı mıyız, vali miyiz, neyiz? Bize sattırsalar satar mıyız? Bir kendi nefsimizi yoklayalım ya. Neyiz yani? Hiçbir kariyerimiz yok, makamımız yok. Efendimiz bize dese ki hadi oğlum çarşıda şöyle şöyle yapacaksın. Allah böyle bir kıvranırız yani. Olur mu canım ya? Ne gereği var ya? Böyle eğitim mi olur? Böyle din mi olur? Abi, bak gördün mü hemen sorgulamaya başlıyorsun. Hemen yermeye başlıyorsun. Niye sana ters geldi? Ya olur mu bunu satmasak da efendi bize anlatsa, dinlesek işte eğitim alıyoruz. Ya abi bu böyle bir eğitim değil, bu bir ezber değil. Yaşantı bu. Nefsin belini, boynunu ancak böyle vurabiliyorsun. Ama nefsin nasıl belini kırdı? Mahmud Hüdayi oldu. Aziz Mahmud Hüdayi oldu. Ondan önce Kadı Mahmud. Ama mahlası değişti. Aziz Mahmud Hüdayi. Padişahlar ardınca yürüsün dedi sana. Ve malumunuz Üsküdar'a gider. İstanbul'da, Üsküdar'da şu anda türbesi. Padişahlar da ardınca yürüdü yani. Ama makamı, mevkii, parayı, pulu hepsi elinin tersiyle itti de o makamlara geldi. Kolay değil bu nefsi emmarenin boynunu vurmak. Ama ehlullah birisi öyle demiş. Belki üst seviyeden söylemiş de. Şimdi belki başka bir soru işareti çıkabilir. Yani o melami değil miydi hani falan diye söylenebilir. O günkü metot öyleymiş. Ama diyor melami bir mürşidi bulsaydı o tahtın içerisinde de Allah'ı buldururdu diyor yani. O da öyle bir cümlesi kullanmış yani. İbrahim bin Ethem değil mi? Sarayını, köşkünü terk etti. Saraylar içerisinde yaşıyordu. Terk etti gitti. 20 yıl, 30 yıl gezdi derler yani. Perperişan, garip kuraba yaşadı. İşte ehlullah da öyle diyor. Bir melami mürşidine rast gelseymiş diyor. Sarayın içerisinde de Allah'ı buldururdular ona yani. Buldurur mu? Buldurur. Faili, mevsufu, mevcud olan Allah'ı orada da zevk ettirir. Sarayı, köşkü de elinden alırlar yani. Bütün her şeyi Allah'a nispet edersen gitti, bitti. Sana göre bir şey kalmadı. Asıl olan nispeti bırakabilmektir. Sahiplenmeyi bırakabilmektir. Ya. Vakti zamanında bir efendi vardı, geçti bu alemden de ruhu şad, himmeti daim olsun. İhvanı biraz varlıklıymış herhalde. Camiden çıkarken bir yere yolculuk yapacaklar. Mercedes arabası varmış ihvanın. Kendisinin yok da. Böyle arabaya binerken oradan ona muhalefet yapan, hep muhalefet yapan birisi varmış. O efendiye karşı. Bak bak gördün mü demiş. Hazreti Muhammed demiş Mercedes'e mi bindi? Bak sen işte Mercedes'e biniyorsun falan. Şöyle dönmüş ona bakmış. Şu anda kimi bindiriyorum zannediyorsun sen demiş. Ben gafil demiş. Yine onu bindiriyorum demiş ben. O gün deve vardı. Deveye biniyor. Melamiye laf yetişir mi? Bugün kimi bindiriyorum sen demiş. Gene onu bindiriyorum demiş. Melami gerçekten hak mürşide varmış. Melameti içselleştirmiş kişi
Allah ve Resulü'nden gayri bir şey yoktur onda. Bu hakikat herkese uymaz abi. Ağır gelebilir. Büyük lokmadır bunlar ya. Yani. Kolay kolay yutulacak cümleler, lokmalar değildir bunlar ya. Yani. Ama ehli bunu alır, hazmeder, yer alır. Allah bize anlayış versin. Allah hazmetmeyi nasip eylesin inşallah. Yani bu kim koymuşsa bizi bu derde olsun cennette yani. Bunun dışında muhabbet bizi kesmez abi. Allah ve Resulünü kendinde vücut bulduracaksın. Sen masardan ibaretsin, gölgeden ibaretsin. Gayriyi bitireceksin. Gören o, görünen o. Söyleyen o, dinleyen o. Hayyül ve kayyum olan Allah'tır, diri olan Allah'tır. Hay olan, kayyum olan, ayakta duran, ayakta tutan odur. İlim sahibi odur, irade sahibi odur, kelam sahibi odur. Kuvvet sahibi, güç, kudret sahibi Allah'tır. Ve bu sıfatları senin vücut ülkenden tecelli ediyor. Bak, kendine dön, tanı. Ve bu sıfatlarıyla senin namütanay fiillerin işleniyor. Fail Allah'tır. Sen fiilinin halikı değilsin. Senden Allah yaratıyor bu fiilleri. Fail-i mutlak odur. Mevcudu mutlak zatıyla Allah'tır o sıfatları emreden. O sıfatlarda mecburdur o fiilleri işlemek zorundadır. Sıfatlar bir yönü itibariyle melektir yani. Allah melekleri emreder, melekleriyle bu alemi evirip çeviriyor yani. O zattan emir alıyor yani. Ama hiç kimse kendi zatını gösteremez. Ben sana desen ki Murat'ı bana göster. Göster Murat'ı bana. Nasıl, neren? Göster bakayım Murat'ı. El mi, ayak mı, baş mı, göz mü, kulak mı? Neresi Murat abi? Gösteremezsin. Kimse gösteremez. Zat mutlaktır, tektir, yektir. Hangi masara tecelli ederse orada sıfatlarıyla ayan olur. Ama sıfatlarını gösteririz. Görür deriz, gözü var. Konuşur deriz, dili var. Bak, sıfatları yönü itibariyle bu subuti sıfatları da Allah'ındır yani. Allah'ı biz sıfatlarıyla tanırız. Esmasıyla tanırız. Fiilleriyle tanırız. Bu zatı böyle arif oluruz biz. Kim ki zata arif oldu, o anda kendi yok olur. Varlık kalamaz. Mümkün değil. Allah orada o kulu katleder. İki kişinin bildiği sır, sır değildir. Öldürür orada. Öldürür ama diyetim o olur yani. Ben sevdiğim kulumu katlederim, diyeti ben olurum diyor. Onun gözünden gören benim, dilinden söyleyen benim, kulağından işiten benim. O ben, ben o olurum diyor. O zaman Allah bizi sevsin. Sevdi mi de katlediyoruz ama katledince de bağırmayacaksın. Yani. Bağırmamak için, kaçmamak için aşk tedarik etmemiz lazım dostlar. Çok aşık olmamız lazım. Aşk. Bu tecellilere başka türlü katlanamayız. İnsan sevdiği için, değil mi? Sevdiğinin hatırına çiğ tavuk yerler derler, değil mi? Mala yani bir söylem. Gerçekten Allah'a aşık isen, Resulüne aşık isen, bu olan biten sana artık
O yarın, o sevgilinin sana cilvesi gelir. Başka bir şey gelmez. Ya sevgililer sevgilisi. O seninle cilveleşiyor. Öyle zevk edeceksin. Sevdiği için yapıyor. Allah bizleri, kullarını seviyor. Allah bizi yakmak için yaratmadı. Sevmek için yarattı. Hem sevmek hem de sevilmek istiyor. Şimdi la teşbih diyelim. Siz kendinizden yola çıkın. Siz seviyorsunuz eyvallah ama bir yönüyle de sevilmek de istiyorsunuz. Değil mi? Hem seveceksin hem sevileceksin. Önce bir sevmeyi öğrenelim. Sonra inşallah bizi de severler ya. Önce bir sevmeyi tahsil edelim inşallah. Sevmek bedel ister dostlar. Böyle kuru kuruya sevme yok. Fedakarlık ister. Çok mücadele ister. Zahiren bile değil mi? Bir kişi bir kişiye sevdiğini ilan ediyorsa bir bedel ödüyorsun ya. İster iki arkadaş olsun. Değil mi? Arkadaşın sıkıntıya düşer, ona yardım edersin, elinden tutarsın, derdiyle dertlenirsin. Sırf sevdiğin için. Ama hiç sevgin yoksa bana ne der? Çeker geçersin. Hani arkadaşlık, dostluk? Demek ki değilmiş. Ama gerçek dost, gerçek arkadaş, gerçekten seviyorsak abi fedakarlık yapıyoruz yani, yapmalıyız. Hele hele o Allah ki bizi yoktan var etmiş. Tepeden tırnağa neyimiz varsa onun. Bize ait hiçbir şey yok. Allah bize bu sevgiyi tattırsın inşallah bu vücut ülkemizde. Yani bunları söylerken bir yandan da başka bir şeyler geliyor aklıma hani. Yani biz seveceğiz falan diyoruz ama bizim bir şeyimiz yok ki. Yani sevgi bile onun ya. Bize düşen teslimiyet ya, teslimiyet. Ben sevmedikçe sizler beni sevemezsiniz buyuruyor. Bir de böyle bir ayet var yani. Yani o sevmeden biz de sevemiyormuşuz. Yine sevgi bile ona ait yani. Eğer bizde bir muhabbet, bir sevgi, bir aşk varsa yine ona aitmiş yani. Bize de ait değilmiş. E ona ait, ona ait derken kim o ona ait, ona ait dediğimiz? Yani bunu biraz daha vücuda mı getirmemiz lazım yani? Hak mürşide aittir kardeş. O yani bu yani hiç devrilmeye, vurmaya gerek yok. Kaynak orası. Bizde bir hak mürşide karşı bir muhabbet varsa o bize muhabbet beslediği için, sevdiği içindir. O bizi sevmedikçe biz onu sevemeyiz. Bize düşen emre itaat etmek, onun gözüne, gönlüne girebilmektir hak mürşidi. Yani hak mürşid deyince sadece bir kalıpta da bırakmamak lazım. Hak mürşid her yerden tecelli etmektedir. Her yerde. Hani vakti zamanında bir efendi varmış, bir de çarşıda, pazarda bir esnaf ihvanı varmış. Böyle efendi de ara ara çıkarmış çarşı pazara. Efendiyi görünce sallanmaya başlıyormuş. Allah 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 Allah. Ama işinde de biraz hile mile yapıyormuş yani. Yani tartarken falan herhalde eksik fazla tartıyor. Efendi bunu görüyor birkaç sefer. Oğlum diyor, bak sen beni görünce sallanıyorsun ya. Demin bir kasketli adam geldi ya, o da bendim diyor. Hani falanca yerden bir abla geldi ya, o da bendim demiş.
Yani beni dergâhta orada burada bırakma demiş ya. Her yerden tecelli etmektedir mürşit. Mürşidi kamil ya. Müşteriden gelir, akrabadan gelir, anneden gelir, eşten gelir, her yerden gelir. Hani dedik ya la fayle illallah. Enfüs ve afak. Hareke sükün süveri berzayede fayli mutlak Allah. Kaldı mı bir şey? Hem enfüs hem afak, hareke sükün her şeyde fail Allah'mış. Nereden telkin edildi bize bu? Hak mürşitten değil mi? Kamil tarafından telkin edildi. İşte uyanık olacaksın. O hak mürşit hep bizimle beraber, bizi hiç terk etmedi yani. İşte onun için diyoruz, Hazreti Muhammed 1500 yıl evvel ölmedi. Hala icra-i faaliyette, hala irşadını yapmaktadır. Ne yönüyle? Hakikati Muhammedi yönüyle. Tafsilatı yönüyle. Her yönüyle Muhammed Aleyhisselam irşadına devam etmektedir. Muhammed esması bu alemden geçti. Hakikati Muhammediye ölmez. Hak Muhammed ölmez. Senin nurunu halk ettim, senin nurunla bütün alemi halk ettim buyuruyor. Hazreti Muhammed'den tecelli eden Allah'ın nurudur. Allah ölümsüzdür. Yani bu hadiseyle ilgili Hazreti Ebubekir'e Hazreti Muhammed vefat edince insanlar ağlıyor, üzülüyor dolayısıyla. Hazreti Ömer derler ki kılıcını çekmiş, kim ki Hazreti Muhammed öldü derse onun boynunu vururum demiş. Abu Bekir bakıyor, Allah Allah, Ömer kılıcını çekmiş. Ömer diyor kılıcını kınına sok. Kim ki diyor Hazreti Muhammed'e iman ettiyse bilsin ki Hazreti Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a iman etmişse bilsin ki Allah ölmez. Hazreti Ömer bunu duyunca kınına soktu derler kılıcını. Bu şuhud makamla alakalıdır. Hazreti Ebubekir Hazretül Cem makamından seslenmiştir. Hazreti Ömer ise Cem makamındaydı. Hazreti Muhammed de Allah'ı yek vücut görüyordu. Kim ki Hazreti Muhammed öldü derse boynunu vurun diyor. Allah ölmez diyor. Allah Muhammed'i yek vücut görüyor. Yani Hazreti Muhammed'den zahir olan Allah'ı müşahede ediyor. Ebu Bekir ise Hazreti Muhammed'i sıfatları itibariyle diyor ki kim ki Hazreti Muhammed'e iman ettiyse o ölmüştür. Yani Hazreti Cem'in zevkidir bu. Kim ki Allah'a iman ettiyse yani Cem yönüne bilsin ki Allah ölmez. Hazreti Ömer bunu duyunca teskin oluyor. Yani derler ki orada bir ders değişiyor aslında. Bir şuhudu açılıyor, boyut açılıyor yani. Yani Hazreti Cem'e geçiyor yani orada. Bugün de biz vahdet ağırlıklı sohbet yaptığımız için hakikati Muhammedi yönü itibariyle Hazreti Muhammed ölmez, ölemez. İrşadını da ölmeyen yönüyle yapıyoruz zaten. Ölmeyen yönüyle. İrşad ölmeyen yönüyle yapılır. Onun için diyor şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmiştir. Onların elinin üzerindeki el Allah'ın elidir. Yani o biat hadisesinde kime biat ediliyormuş? Allah'a biat ediliyormuş. Hazreti Muhammed'i devreden çıkarıyor Allah yani. Yani sen ölmeyen yönünden irşat yapacaksın. Habibim sen onlara öyle söyle. Sana biat edenler bak Allah'a biat ediyor. Orada hem biat edene hem edilene bir mesaj var. Hazreti Muhammed'e de orada bir uyarı vardır.
Sana biat edenler bana biat etmiştir diyor. Onların elin üzerindeki el Allah'ın elidir. Yani senin elin değil ya Muhammed. O el benim elim diyor. Peki bu el sadece Hazreti Muhammed'in elinden mi tecelli etti? El ulema veresetül enbiya devam etmiyor mu? O kamil alimler ki peygamberlerin varisleridir. Veli kulları, Allah'ın veli kulları peygamberlerin varisleridir. İşte velayet yönüyle, velilik yönüyle hala bu irşat yapılmakta dostlar. İşte biz de efendi dediğimiz, mürşit dediğimiz suretinde kalırsan o bir gün gelir geçer. O ölümlü yönüne sen takılma kardeşim. Ölümsüz olan yönüne nazar eyle. Ölümsüz yönünü müşahede edebilmek için de sen kendi ölümsüz yönünü bulman lazım. Onun için diyor men arefe nefsahu fakat arefe rabbahu. Kim ki nefsini bilirse o Rabbini bilir. Kendini analiz ettikçe, kendini keşfettikçe Rabbine arif olacaksın. Allah'a arif olacaksın. O mürşid kamil ki o seni sana bildirir. Seni sana arif yapar. Rab neydi? Rab değil mi? Nefsini bilen Rabbini bilir diyor ya. Nefsini bilen Allah'ı bilir demiyor. Rab öğretici demektir. Öğreten, öğretmen, terbiye eden, ıslah eden, eğiten, yetiştiren birçok manaya gelir yani. Yani rububiyet sırrının mazharı. Rab esmasının mazharı. Kimdi? Hazreti Resuller, peygamberler, nebiler rububiyet sırrının mazharıdır. Rab sıfatı oradan tecelli eder. Oradan eğitir, oradan öğretir. İşte o Rabbine arif olabilmen için o öğreticine, seni yetiştirene, terbiye edene adına ne dersen de ona arif olabilmek için kendine arif olman lazım. O mürşid de, o Rab da seni işte sana bildirir. Mürşidim Ali Rahmi bildirdi beni bana. O irşadı manevi bildirdi beni bana. Seni sana bildirecek bir mürşidi kamil edineceksin. Yani seni sana bildirmiyorsa bir öğreti oradan uzak dur kardeşim. Seni özgür kılacak. Hiçbir şeye bağımlı yapmayacak. Sen özgürsün kardeş. Bağımsızsın. Sen sınır koyulamaz sana. Sen insansın. Sen eşrefi mahluksun. Ahseni takvim üzere Allah seni halk etmiş. Sen Allah'ın halifesi olabilecek konumdasın. Sana kim sınır koyabilir? Kim engel koyabilir? Şu kadar diyebilir. Kır o duvarları, engelleri. Sen kendine engel koyma kardeşim. Bize sınır çizmişler. Şu kadar, şu kadar, bu kadar. Hayır canım, ne alakası? Ama bu tevhidle, bu melametle ancak bu bentleri yıkabiliriz. Öbür türlü yıkamazsın kardeşim. İlle bir yere toslarsın. Toslarsın. Belirli tabular koyarlar önüne. Sınırlar koyarlar. Ancak bu sınırı melami meşrepli olanlar aşabilir. Başka türlü bu sınırları aşılamaz. Mümkün değil. İsterse alleme cihan olsun. Hiç fark etmez. Sınır vardır. Ne vardır? Bir Allah var, bir ben var. Bu en büyük sınırdır. Melami öyle demez. Bir Allah var, ondan gayrı hiçbir şey. Yoktur. Olamaz. Allah kendine ortak koşacak bir varlık yaratmaz. Hem şirk yasak olacak,
Şirk en büyük günah olacak ve kendine ortak koşacak varlıklar mı var edecek? Abesle iştikad. İkinci bir varlık Allah var etmemiştir. Nerede bir şey varsa orada Allah huzura gelmiştir. Kendini isar ediyor Allah. Allah her an bir şan üzeredir, şen üzeredir. Her an, her an bir oluşum üzeredir. Sen arif isen sen mevçullahı bul. Her nereye bakarsan Allah'ı bul. Bulabilmen için kendin yok olmuş olman lazım. Senden bulan da o olması lazım. Gören de o, görünen de o, zevkine ermiş olman lazım. İşte fena fillahla biz bu zevke ereceğiz. Yani Allah'ta yok olmak, ifna olmak. Fena fillah budur. Allah'ta yok olmak. Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Yolumuz bu dostlar. Fena fillah. Allah'ta yok olmak. Yok olunca ne olacak? Gerçek var olacaksın. Gerçek varlığını bulacaksın. Gerçek kimliğini bulacaksın. Sen beşer bir varlık değilsin. Sen başka bir şeysin. Başka bir sensin. Ama kendinden, senden haberin yok. Haberimiz yok. Bu sanal varlık ortadan kalkınca gerçek varlık açığa çıkacak. Bizim şu anki varlığımız sanal. Bir illüzyon gibi düşün. Varmış gibi görünüyor. Bir aldatmaca gibi bir şey. Hakikatte ne sen ne ben yokuz abi ya. Var olan Allah ya. Allah'ın varlığına delil sensin. Allah'ın varlığına delil mi arıyorsun? Sensin işte. İrcele, incele, kendini böyle iyice irdele. Varacağın nokta Allah. Başka bir şey yok. Atomu parçala, onu parçala, neyi parçalarsan parçala. Nereye geleceğin son nokta? Nur. Allah'ın bir ismi El-Nur. Nur. Sonsuz bir enerji, sonsuz, bilinçli, yüce kudret. Ve o bilinç senden tecelli ediyor. Bu bilinç senin benim değil ki, bu akıl senin benim değil ki. Nereden aldın ha bu aklı? Kaça aldın? Kaç para verdin ya? Sabah kalktın gözün görüyor, kaç para verdin? Dilin söyler, konuşur. Namutane organların, hücrelerin çalışıyor, işlev halinde, hiç haberin yok. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yapıyor? Dalak, ciğer, böbrek çalışıyor. Hiç haberin var mı? Ben yapıyorum diyorsun. Bana böbreğini anlat desem böbreği anlatamıyorsun. Nasıl yapıyor bunu? Bilimsel olarak yani. Boş ver hakikatini, bilimsel haberin yok. Al yuvarlar, ak yuvarlar, bir sürü hücrelerde namutane işlev oluyor. Fail Allah bak işliyor. Haberimiz yok ama biz sadece sanal bir benlik koymuşlar. Ben yaparım, ben ederim, ben görürüm. Ya ne görüyorsun abi, ne yapıyorsun? Allah korusun, Allah sana şöyle bir hafif bir maraza verse yığılıp kalıyorsun. Hadi yapıyordun, yapsana, kalk. Yapamıyor. Hafif bir virüs kapıyorsun, grip virüsü falan. Yataklardan kalkamıyorsun. Hani dağ gibiydin, ben yaparım, ben ederim diyordun. Ne oldu abi? Hadi kalk. Kalk iki rekat namaz kıl hadi. Yok. Takatın yok. Hadi öldün. Çok övünüyordun ya. Ben hacca gittim. Ben namaz kıldım. Ben iyilik yaptım. Hadi kalk. İki rekat namaz kıl. Ne oldu? Kılan gitti abi. Yok. El orada. Ayak orada. Göz orada. Dil orada. Hepsi orada. Hadi kalk. Burnuna konan sineği kovamıyorsun. Hani sen yapıyordun ya. Bu kadar ucuz değil bu. İşte bu benlikten kurtulma. Gerçekten o ölü gibi hani ölü bir şey yapamıyor ya. İşte burada
gerçekten bir şey yapamadığını keşfedebilmek. Hiçliğini bulmak. Senden yapan edenin Allah olduğu zevkine erebilmektir. Bu da tabii seyri sülükle mümkündür. Seyri sülük görerek zikrullah ile birlikte önce bir nasuh tövbesi yapılır. Mürşid-i Kamil tarafından zikrullah tarif edilir. Bu zikrullah belirli bir dönem içselleştirilir. Vücut ülkesine, gönül alemine o yerleştiği zaman Mürşid-i Kamil tarafından tevhidin ilk dersi olan tevhidi ehvali bildirir. Sonra tevhidi sıfatı bildirir. Sonra tevhidi zatı bildirir. Bu şekilde fena fillah olmamız sağlanır. Ama bir sihirli değnek yok dostlar. Bak yine diyorum, bir şey vaat etmiyoruz. Bu fena fillahı senin gayretin, senin içselleştirmenle alakalıdır. Aşkın, muhabbetin kadardır. Yoksa mürşit gelsin bana bir sihirli değnek, hop hemen fena fillah olayım falan, öyle bir şey yok. Ne kadar derdin varsa o kadar derman var abi. Ne kadar bu yola revan olursun, ne kadar kendini bu yola kanalize edersin, dertlenirsin, zikrullah'a sarılırsın, rabıtana sarılırsın, Allah da o denli sana zevkini, şuurunu tecelli ettirir ve mürşidi kamil tarafından da himmet görürsün. Derslerini zevk ettirir. Bu şekilde de onu zaten görevi o, işi o yani. Mürşidi kamil dediğimizde kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakmaz abi. Hiçbir ayrım yapmaz ihvan arasında. O da bekler. Bizim beklediğimiz gibi Efendimiz de bekler bizi yani. Ki bir tecelliye mazhar düşsün de yani seyri sülükünü tamamlayalım yani. Bunun zamanı, vakti, saati yok. Ne zaman tecelli eder? O zaman. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli mi dostlar? Bilmiyoruz değil mi? Allah ne zaman bizim canımızı kabz edecek? Bilmiyoruz. İşte bu tecellilerde bilmiyoruz. Ansızın gelebilir yani. Uyanık olmak lazım. Yani ölüme hazırlıklı olmak lazım. Tecelliye hazırlıklı olmak lazım. Bak şunu da söylemiyoruz dostlar bak. Sakın ola ha. Aklınıza öyle getirmeyin. Celal tecellisi olacak diye aklınıza gelmesin ya. Yok öyle bir şey. Herhangi bir tecelli, cemal tecellisi de olabilir yani. Öyle de canımızı alabilir yani. Bazen biz cemali de nispet edebiliriz yani. Cemal tecellisi olur. Böyle dostlarımız, sevdiklerimizle birlikte bir şey, güzellikler yaşarız. Bunu da onlara nispet edebiliriz. Bu da şirk olur yani. Orada da fail Allah deyip tecelliye mazhar düşebiliriz. Orada da canımızı verebiliriz yani. Biz yani ihvanı bu şekilde korkutmuyoruz. İşte celal gelecek, şu gelecek. Yok yok canım. Günlük yaşantımız neyse o abi. Sıkıntı yok yani. Korkmayın. Allah bizim düşmanımız değil. Allah bizim dostumuz. Biz de onun dostluğuna layık olalım inşallah. Biz de gerçek manada kul olalım ya. Kulluğumuzu ihsar edelim inşallah. Ama lafla kulluk olmuyor dostlar. Olmuyor yani. Yiğit er meydanında belli oluyor. Ya. Hoca verir talkını kendi yutar salkımı demişler ya. Biz hani derviş olarak onu anlatırız, şunu anlatırız, bunu anlatırız. Eyvallah anlatalım tabii canım. Nasipli olanlar dinleyecek, anlayacak. Ama yiğit er meydanında belli olur. O senin dediğinden yakalayıverirler yani. Dediğinden yakalanırsın. Hemen oradan yakalayıverir söyler. Ya demin sen fail, mevsuf, mevcut bir şeyler diyordun. Ama şimdi sen ne yaptın böyle? Bak senin silahınla seni vurur. Hemen yakalayıverir yani. En yakınlarından yakalar yani.
Bizim bir dostumuz vardı da o böyle hep anlatır eşine, çoluğuna, çocuğuna. Eşi en sonunda öyle buyurmuş yani. Önce bir sen tevhid et görelim, sonra biz geliriz demiş yani. Önce bir sende görelim. Gidiyorsun ya. Bir görelim sende şu değişimi, dönüşümü. Bir güzellikleri görelim. Sen bir tevhid et. Biz de geliriz demiş. Ya. Öyle kolay değil. Olmuyor yani. Yani bunu en yakınından onay alırsın yani. Değişim, dönüşüm sende görülür. Eşin olur, çocuk, çoluk çocuğun olur, akraban, arkadaşın olur veya bir esnaf arkadaşın, iş yaptığın birisi olur. Sendeki bu değişimi, dönüşümü görür ve dile getirir yani. Yine biz kendi üzerimize almayız. Duydum ki beni methetmişler, methe layık sensin şeyhim. Duydum ki seni zemmetmişler, zemme layık benim şeyhim deriz yani. Biz yine övgüyü yine ona veririz yani. Kendimize varlık, benlik yapmayız. Ama bunu da ispatı vücuda getirirler yani. Eşinden dile gelir, çocuğundan dile gelir. Sendeki o güzelliği, değişimi, dönüşümü görür, görülür. Sen de kendini kendine dersin bak, demek ki bizde bir müspet yönde bir değişim oluyor yani. Oluyormuş. Ama daha gayret, daha gayret. Ama mangalda kül bırakmayız anlatırken. Hayır şöyle, mevsuf böyle, mevcut böyle, kimsenin bir de yoluna, yordamına vururuz. O öyle olmaz, bu böyle olmaz, siz yanlış yapıyorsunuz, siz bilmiyorsunuz gibi. Bizim bu öğretiyi onlara böyle üstünlük taslayarak, onlara böyle hegemonya uygulayarak öyle de değil yani. Onları da olduğu gibi kabul etmek, hoş görmek. Maksat muhabbet edebilmek. Sende de bir güzellik cevher varsa onları ortaya koy. Nasibi varsa o güzellik görülür, talep eder, gelir abi. Değil mi? Ama asıl olan nedir? Benim yaşayabilmem, benim yansıtabilmem önemli. Ben yaşayabiliyor muyum? Çünkü Efendimiz bize bunu telkin etti. Niye? Biz yaşayalım diye. Bizim yaşamamız lazım. Benim kurtulmam lazım. Ben fena fillah olacağım. Birilerini fena fillah etmeye kalkmayacağız yani. Gel sen de fena fillah ol, gel sen de fena fillah ol. Abi sen ol, sen. Sen fena fillah ol, sen olurken nasibi olan zaten sendeki o güzelliği görür. Hep öyle olmadık mı abi? Bak Murat kardeşimiz Tolga'dan gördü. İşte Yıldırım abimiz Erdoğan Bey'den duydu, gördü, YouTube'dan izledi. Neyse bir şekilde arkadaştan öyle böyle bir güzellik görülüyor. Ama o güzellik görülmese olmaz abi ya. Şimdi siz Erdoğan Bey'i yıllardır tanıyorsunuz değil mi? Eskisini de biliyorsunuz, bu halini de biliyorsunuz. Bir değişim dönüşüm var mı yok mu onu siz biliyorsunuz abi. Değil mi? Var mı abi? Varsa eyvallah, yoksa biraz daha gayret. Ümitsiz olmayacağız yine. Ha gayret, devam. Hep öyle oldu. Bu zikrullah bizde bir devrim yapma. Bir itilal yapma. Bu melamet bizi böyle ters düz edecek yani. Eski bildiklerimiz bir kere bitecek. Kapıda bırakacaksın abi. Eskin, dinin, diyanetin, anlayışın, itikatın, felsefen, ideolojin, nasıl bir dünya görüşün varsa hepsi bırakacaksın ha. Kalmayacak hiçbir şey. Din, diyanet, ideoloji hiçbir şey. Sıfır kilometre. Boş kaba bu, dolu kaba almaz. Kabı boşaltacaksın.
bu zikrullah ile birlikte tertemiz olacağız. Ondan sonra yeni bir hakikat koyulacak. Kaba ne koyulacaksa. Değişmemiz lazım, dönüşmemiz lazım. Ama müsbet yönde dönüşeceğiz. Dilimiz tatlı söyler, gözümüz Allah'ın nuruyla nazar eder. Kulağımız hep Hakk'ın kelamını ve bir görürüz. Hiç kimseyi ayrıştırmayız. Oculuk, buculuk, şuculuk yapmayız. Yapmayız. Biz hiçbir akımın peşine kapılamayız. Biz Allahçıyız abi. Allah'ta ifna olma yolundayız. Hep hakkın, hukukun, adaletin yanındayız. Hiçbir yere biz kanalize olmayız. Babam dahi yanlış yapıyorsa yanlıştır abi, bitmiştir. Başınız diyor, kelleniz gideceğini bilse sakın yalancı şahitlik yapmayın, yalan söylemeyin ya. Bitti. Hep hakkı, hukuku, adaleti ön planda tutacaksın. Hep doğrunun yanında olacaksın. Doğru olan, yek olan Allah'tır abi. Bitti. Biz hep tevhidin yanında olacağız. Bir göreceğiz. Yunus öyle dememiş mi Yunus baba? Yani müderris dayı olsan diyor, 72 milleti bir görmüyorsan sen hakikatte asisin abi diyor ya. İstersen müderris ol, ne olursan ol. Bir gözle görmüyorsan sen hakikatte asisin. Tevhid etmemiz lazım diyor. Tüm insanlığı, insanlıktan öte bütün varlığı, hayvanatıyla, nebatatıyla, cemaatatıyla, her şeyle bir görebilmeliyiz. Aynı vardan var olmuşuz. Onu yaratan Allah başka Allah, seni yaratan Allah başka Allah değil. Allah'ımız bir, aynı vardan, aynı kaynaktan olmuşuz. Sana üflenen ruh ona da üflenmiş. Aynı ruh, aynı mana. Biz ayırıyoruz abi. Biz derken sen, ben, o, bu iş. Hepimiz ayırdığımız için ayrışıyoruz. Ama biz tevhid ehli olarak biz birleştirici olacağız. Bir göreceğiz, seveceğiz. Yaratandan ötürü seveceksin. Bilmiyorlar ya Rabbi, bilseler yapmazlar diyeceksin. Çünkü Hazreti Muhammed öyle dedi. O bedüve etmedi. O küfür etmedi, sövmedi. İnanmayanlara kızmadı, küfür etmedi. Hoş gördü, sevdi, ümitkar oldu. Anlattı, yılmadan anlattı. Bugün anlamasalar yarın anlarlar. Yarın olmasa benden sonra anlatırlar, yine anlarlar. Sakın kızmayın dedi onlara. Hacı Bayram Veli öyle demedi. Çadırını kurdu da değil mi? Gelin çadıra girin, sizi kurban edeceğim dedi. Bu efendi kafayı yemiş dedi, delirmiş dedi. Kaçtı hepsi. İki üç kişi geldi. İçeriden biliyorsunuz malum kısa, koçu kestiler vesaire. Kanı da görünce hepsi kaçtı zaten. Sakın dedi o kaçanlara kızmayın dedi. Onların içerisinde niceleri var, yine dönerler gerçek mümin olur. Ümitsiz değil. Belki Hacı Bayram Veli'den kaçtılar. O bu alemden geçti. Belki halifesi onları irşad edecek. Hazreti Muhammed bu alemden geçti. Belki ondan sonrası Ebu Bekir'de, Ömer'de, Osman Ali'de belki geldiler. Ümitsiz olmayalım ya. Vahşi değil değil mi? Hazreti Hamza'yı şehit etti, sonra geldi, biat etti. Ebu Cehil'in çocukları geldi, biat etti. Misal yani. Onun için ümitsiz olmamak lazım. Bugün böyle anlamıyor, yarın anlar abi. Sen vazgeçme, sen kızma, sövme.
Sen hala gönlünü aç, muhabbet besle, sev. Ama kimi, niye, niçin sevdiğini bil. Sen kimi sevdiğini biliyorsun arkadaşım. Kime saygı gösterdiğini, kime hürmet ettiğini biliyorsun artık. Sen Ahmet'e, Mehmet'e hürmet etmiyorsun. Sen Ahmet'i, Mehmet'i sevmiyorsun. Ahmet, Mehmet'ten zuhur eden, tecelli edeni seviyorsun. Ama ona bilmiyor. Bildirmemiş, sana bildirmiş. Orada perdeli. Sen perdenin arkasını göreceksin artık. Sen göreceksin. Sensin, sen diyeceksin. Tanıyorum seni diyeceksin. Fehmi Efendi'me birisi dermiş. Sen beni biliyor musun, ben kimim? Ben seni biliyorum, sen kimsin de demiş. Sen seni biliyor musun, sen kimsin? Ben seni biliyorum, sen kimsin? Tanıyorum ben seni. Ama sen seni tanımıyorsun. Sen perdelisin. Ya şu perdeyi bir yırtalım, sen de göreceksin. Allah'la kulun arasında 70 bin perde varmış. Nasıl bir perdeyse 30 bini derler zulmani, 40 bini de nurani perdeymiş. İşte 30 bin dediği bu fenafillah boyutu. Nispet fiil, nispet sıfat, nispet vücut. Bunlar zulmani perdelerdir. İşte bu perdeleri kaldırabilirsek, zulmani perdeler ki bizi hep bu şirke düşürür. Bu perdeleri ortadan kaldırırsak bir de nurani perdeler var. Makamı cem, Hazretül Cem, Cemül Cem ve Ahadiyetül Cem. İşte bu perdelerde kalktığı zaman Allah ayan beyan zahirdir. Gül gibi, gün gibi aşikardır. Onun için Hazreti Resul diyor ki bir böyle sohbet esnasında Allah var idi, onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Hazreti Ali de öyle buyuruyor. Efendim diyor, el anda öyledir. Şu anda öyledir. Allah var ve onunla birlikte hiçbir şey yok. İşte orası neresi? Orası tamamen perdelerin kalktığı yer. Hiçbir zulmani ve nureni perde yok. Yani ikinci bir varlık yok. Allah var, onunla birlikte hiçbir şey yok. Bu perdeler kolay kalkmıyor ama. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yıl uğraştı. 23 yıl anlattı geceli gündüzlü. Yaşantısıyla, haliyle, tavrıyla, sohbetleriyle, muhabbetleriyle o günkü insanlığı irşad etti. Ve irşad ettiği kamil insanları yetiştirdi, birçok beldeye gönderdi onlar. Gidin bu hakikati anlatın. Bugün de bizim mürşidi kamillerimiz böyle insanları yetiştirip muhtelif bölgelere, değil mi? Sen artık benim halifemsin, sen bu sohbeti yap, muhabbeti yap deniliyor. Bu sohbetler öyle yapılıyor dostlar. Kendi başına bir kişi çıkıp efendilik iddiasında bulunamaz. Bulunsa bile kemalat olmaz. Taşımaz suyla değirmen dönmez. Birikmiş su, kokuşmuş sudan abdest alınmaz. Akan su olması lazım. Yani kaynaktan geliyor olması lazım. Kendi başına olmaz bu iş. El ele el hakka olacak. Haktan alacaksın. Halka vereceksin. Mevlana Hazretleri öyle yapmamış mı? Değil mi? Bir eli havaya, bir eli yere. Ne demek bu? Haktan alırım, halka veririm. Kendinden almıyor yani.
Haktan alıyor, halka veriyor. Peki hayaldeki bir haktan mı alıyor? Hayır, Şems'ten aldı be kardeşim. Onun hak mürşidi Şems Hazretleri. Oradan alırım, halka veririm diyor. Şems'i o hak diye görüyordu zaten. Öyle bir aşka tutulmuş ki artık Allah zikrini bırakmış, Şems, Şems, Şems diye zikredip döner olmuş. O gayrı görmüyor. Mevlana'yı anlayamıyorlar. Bugün bizi de anlayamadıkları gibi. Siz mürşidizi hak yapıyorsunuz, ilah yapıyorsunuz. Yapmıyoruz kardeşim. Sen anlamıyorsun, sen öyle anlıyorsun. La ilahe illallah Şeyh Resulullah demiş. Demişler sen iyice sapıttın ya. Muhammeden Resulullah değil mi? E ben de onu diyorum. Bugün o Şems'ten tecelli ediyor demiş. Aynı. Tabii bu muhabbet na ehline sapıklık geliyor ya. Mevlana sapık oluyor. Evet abi senin taklit dininden saptık biz. Nereye? Gerçek dine saptık ya. Ben senin ananın, atanın, dedenin dininden çıkalı çok oldu zaten. Çünkü Allah öyle diyor. Siz hala atalarınızın dinine mi inanacaksınız? Atalarınız akledemediyse, düşünemediyse, doğruyu bulamadıysa ısrarla siz atalarınızın dininin peşine mi gideceksiniz? Bu ayet var mı kardeşim? Var. Bak bakalım atan doğruyu bulmuş mu? Var mı hakikat? Var mı böyle bir anlatım? Sana bir sırrı açıyor mu? Gönül gözünü açıyor mu? Ferasetini açıyor mu? E yok. O zaman niye ısrarla sen atanın dininin peşinde gidiyorsun? Ya diyor akledemediyseler sizin atanız. Hazreti Muhammed o günkü değil mi? Atalarının dinini yıkmadı mı kardeş? Bütün nebiler öyle yaptı. Bütün resuller. O günkü otoriteyi yıktılar yani. Anlatımı yani. Taklidi, şirki, müşriklikle mücadele ettiler yani. Bütün peygamberlerin yegene mücadelesi odur. Şirk. Müşriklikle mücadele etmiştirler. Hiçbir peygamberin aslı görevi o günkü topluma namaz kıldırmak, oruç tutturmak değildir yani. Onlar namaz kıldırma, oruç tutturma memuru değil peygamberler. Peygamberlerin yegene bir davası var. Müşriklikle savaşmak, mücadele etmek, şirkle. Bugünkü mürşidi kamillerin de yegene görevi odur. Zahiren zaten namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın. Kardeşim bunu demeye ne hacet var? Haramı helali bileceksin. İçki içmeyeceksin, kumar oynamayacaksın, zinadan uzak duracaksın. Bunu demeye gerek var mı kardeşim? Ama diyoruz, namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, abdestsiz gezmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, gıybet yapmayacaksın. Evet, bu zahir işi ama mürşidi kamilin görevi senin şirklik, müşrik, mürşikliğinle mücadele etmektir. Yani şirkini bitirecek. Ya biz müşrik miyiz, şirk mi, ehli miyiz? Neysin ya? Her amelinde Allah'a ortak koşuyoruz. Allah öyle diyor, amellerinizle bana ortak koşmayın. Allah öyle buyuruyor. Demek ki biz amel işliyormuşuz ama o amelle Allah'a biz ortak koşuyormuşuz. İşte bu amelle Allah'a ortak koşmamak için tevhid etmemiz lazım. La ilahe illallah demekle tevhid oluyor mu? Olmuyor. O işin lafı seyri sülük görmek lazım tevhid edebilmek için. Yani nispetten kurtulmak lazım. Fena fillah olmamız lazım. Fenayı tam da beka billah bulmamız lazım. Adı üstünde. Fena fillah, beka billah. Beka billah ne demektir? Baki olan, mutlak değil mi? Daha ölümsüz, sonsuz.
Ama biz bir şey ifade için ne diyoruz? Bu beka saliki diyoruz değil mi? Beka billah bulmuş. Beka billah saliki. Hak mürşit beka billah saliki değil midir? Beka billah bulmamış mıdır? Ne anlıyoruz burada? Fena fillah, yani ölmezden evvel ölmüş ve beka billah bulmuş. Makamı cemi, Hazretül Cemi geçmiş Kabe kavseyine ermiş. Oradan da Evetne Bahrı'na kayık salmış. Hak mürşit budur. Evetne Bahrı'ndan bize sohbet yapıyor. Buralara öyle kolay erişilmiyor o makamlara ya. Böyle kitap okuyarak Evetne'ye, Kabe kavseyine gelinmiyor ya. Yok öyle. İstersen cilt cilt kitap oku. Olmaz abi. Birisi vardır ümmidir. O gelmiştir o makamlara yani. Bilemezsin. Ya dostlar. Allah yardımcımız olsun. Allah elimizden tutsun. Allah bizi kendisine layık kul eylesin. O bize layık mabuttur. O bize layık Allah'tır. Biz ona layık kul olalım inşallah. İyi ki o bizim Rabbimiz. İyi ki o bizim Allah'ımız. Vallahi o bize gerçekten çok büyük lütufkar. İyi ki bizi var etmiş, ruhundan ruh üflemiş. Bak burada var olabiliyoruz, konuşabiliyoruz, görebiliyoruz. O bizi var etmese, o görmese biz göremeyiz. O kadar yakın Allah bize. Allah güzeller güzeli. Şöyle kendinize dönün, o güzelliği bulacaksınız. Allah bize bizden yakın, uzak değil yani. Allah bizimle beraber ve her şeyimize şahit. O bizim en yakın dostumuz, en yakın akrabamız. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Akrabu diyor bak, en yakın. Ben size Şah Damaz'dan daha yakınım diyor. En yakın akrabamız Allah'tır bizim. En yakın dostumuz Allah'tır bizim. Bütün sırlarımızı bilir. Her şeyimize şahittir o ve yüzümüze vurmaz. O örter. O Settar ismiyle hep ayıplarımızı, kusurlarımızı, sırlarımızı örter ya. O Allah'a nasıl kulluk yapılmaz? Ona nasıl sevgimizi ilan etmeyiz? Şöyle dönün, onun kulağına seni seviyorum deyin ya. O duyar, duyar o. Sizi işitir. Tövbe aşe, bizim Allah'ımız sağır değil. Bizi işitir. Bana dua et, dua edin. Ben sizin duanızı işitirim diyor. İcabet ederim diyor yani. Niye inanmıyoruz? Ama biz Allah'ı gökte zannediyoruz. Oradan istiyoruz. Yahu kardeşim, Allah sana senden yakınken sen niye göklerden istiyorsun? Kendindeki Allah'tan istesene. Ama çok uzak değil mi? Çok uzak. Lan yakın ama biz çok uzağız ya. Allah bize çok yakın ama biz uzağız. Biz neyle? Zannımızla, vehmimizle. Öyle varlıklar koymuşuz ki araya, yakını da anlatıyorsun, bu sefer de ters geliyor adam. Olmaz diyor. O kadar uzak. Ama artık sen yılmıyorsun, yıka yıka, yıka yıka, yıka yıka yakınlaştırıyorsun. O da yakınlaştıkça bir şeyleri böyle sezinliyor. Aa, bir şey olacak herhalde, var galiba bir şey falan. Allah onu da kapı veriyor. Gel diyor buraya. Gönlüne düşürüveriyor ya. Hep öyle geldik Yıldırım abi. Düşürüyor yani bir şekilde. Evet dostlar. Allah razı olsun. Uzaktan gelen dostlarımız var. Yolumuz uzun. İnşallah bu akşamlıkta bu kadar olsun. Hepinizden
Allah razı ve memnun olsun. Bunu sayıyoruz. Yine bekleriz. Bizi de yakından ve uzaktan, yurt içi ve yurt dışından takip eden dostlara da selam olsun. Hepsi Allah'a emanet olsun. Yine bir araya gelmek dileğiyle inşallah. Muhabbet de Allah'a emanet olun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e amme yasukun. Esselamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.